Şimdi İngiltere'ye gidiyoruz. Koronavirüs salgınında İngiltere'de yaşanan son gelişmeleri Artı TV programcısı Kemal Göktaş'tan alacağız. Sayın Göktaş, merhabalar deyip sözü size bırakıyoruz. Merhaba, iyi yayınlar medya. Medya, İngiltere'de bir yandan hayatını kaybedenlerin sayısında çok dramatik yükselişler yaşanırken öte yandan kısıtlıkların kaldırılması tartışılıyor. Hükümetin bu konuda açıkladığı plan tartışmaların öbeğinde. Esasen bugün yapılan bir açıklamayla İngiltere belki de nüfusuna oranla dünyadaki en kötü ülke konumuna geldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması 210 kişinin hayatını kaybettiği yönünde önceki gün. Böylece Sağlık Bakanlığı'na göre hayatını kaybedenlerin sayısı 32.065. Ama İngiltere'de bir yandan da Ulusal İstatistik Ofisi ölüm sertifikalarına bağlı olarak sayılar açıklıyor ve bugün açıklanan sayılara göre koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 40.000'i geçti. Toplam sayının 40.011 olduğu belirtiliyor. Ulusal İstatistik Ofisi özellikle 10.000'den fazla kişinin huzur evlerinde hayatını kaybettiğini işaret etti. Dolayısıyla bu sayılar gerçekten İngiltere'nin Avrupa'nın en kötüsü, dünyada da Amerika'dan sonra ikinci sırada geldiğini, nüfusa oranlandığında ise dünyanın en kötü durumda olan ülkesi olduğunu gösteriyor. Avrupa'da hatırlatmak gerekirse İtalya'da 30.739, İspanya'da 26.744, Fransa'da 26.604 ve Almanya'da 7.661 kişi hayatını kaybetti resmi açıklamalara göre koronavirüsten. 40 bini aşmış olması İngiltere'de artık bu farkların da kapanmaz durumda olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Ulusal İstatistik Ofisi sayıları 40 bin üzerinde açıklasa da Sağlık Bakanlığı kendi tuttuğu sayıları açıklamakta ısrar ediyor. Sağlık Bakanlığı açıklaması da 32 bin civarında. Bu da hem Avrupa'nın en kötüsü, dünyada da ikinci en kötü ülke olma özelliğini ne yazık ki ortadan kaldırmıyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık bir yol haritası yayınladı dün. Hatırlanacağı üzere pazar günü bir ulusa sesleniş konuşması yapmış ve 3 aşamalı bir plandan bahsetmişti. Koronavirüsün yayılma hızını gösteren, bir hastanın kaç kişi enfekte ettiğini gösteren R-kat sayısına bağlı olarak, bu katsayıdaki değişimlere bağlı olarak önlemlerin değişebileceğini söylemişti. Ama bu hafta sonundan itibaren açıklanan plana göre artık insanlar daha çok dışarıya çıkabilecek. Aslında spor yapmak, egzersiz yapmak için dışarıya çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Daha önce günde sadece bir kez çıkılabiliyordu ve ayrıca aynı evde oturmayanların bir araya gelişi yasaktı. Şimdi çarşamba gününden itibaren İnsanlar arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla dışarıda da bir araya gelebilecek ama 2 metrelik sosyal mesafeyi yine uygulayarak. Tabii okulların açılması tartışılıyordu. Okulların açılması 1 Haziran'da bazı sınıfların açılması gündemde. Otellerin ve diğer yerlerin açılması ise 1 Temmuz tarihini işaret ediyor. İşte Boris Johnson özellikle bu planda çalışmaya teşvik ettiği işçileri ve herkesin evde çalışamayacak durumda olan ya da evde çalışması mümkün olmayan insanların çalışmalarını teşvik ettiklerini ama toplu taşımı kullanmamaları gerektiğini söylemişti. Çok tepki almıştı tabii, hem karmaşık hem de işçi sağlığını göz ardı eden bir plan olduğu ileri sürülmüştü bu açıklamanın. Boris Johnson bu 50 sayfalık yol haritasında bunları gidermeye çalıştı. Aşı veya tedavinin bulunmasını beklemenin bir plan olmayacağını söyledi ve toplu aşı veya tedavinin bulunması bir yıldan fazla sürebilir. Hatta en kötü senaryoda asla bir aşı bulamayabiliriz ifadesini kullandı. Gerçekten de bazı hastalıkların uzun yıllardır aşısının bulunmaması koronavirüste de bir aşının bulunamayabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Bu da ülkelerin alacağı önlemlerin ne olabileceği sorusunu daha çok tartışmaya açıyor. Boris Johnson da salgınla mücadele ve normal hayata dönüş planlarının bu durum dikkate alınarak yapılması gerektiğini altını çizdi. Boris Johnson'a işçi partileri Starmer eleştiriler yöneltmişti ama bu eleştirilerin dozajını yeterli bulmayan işçi partili milletvekilleri, Sosyalist Kampanya Grubu'ndan 17 milletvekili
Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de var. Bir bildiri yayınladılar ve Boris Johnson'ın işleri yeniden açılması ve insanların işe gitmesini teşvik etme planını örtülü sınıf savaşı ilanı olarak duyurdular. Örtülü sınıf savaşı olduğunu savundular. Boris Johnson'ın ekonomik talepleri insan sağlığının önüne koyduğunu, kamu sağlığının önüne koyduğunu ileri sürdüler. Özellikle İngilizce'de BAME denilen, yani siyah, Asyalı ve etnik azınlıktan gelen insanların koronavirüsten kaynaklı daha çok hayatını kaybetmelerine ve yanı sıra yine dün açıklanan düşük ücret alan işçilerin aynı şekilde COVID-19 hastalığından daha çok enfekte olmaları ve daha çok hayatlarını kaybetmelerine dikkat çekildi. Ve açıklamada İngiltere'de kısıtlıkların kaldırılmasına rağmen iş yerinde iş sağlığı güvencelerinin belirsiz olduğu söylendi. İnsanları buna karşı mücadele etmeye, sendikalara üye olmaya ve hem hükümete hem de patronlara karşı mücadele edecek sendikaların yanında durmaya çağırdı. Bu bildiri de işçi partisi içerisindeki kanatların koronavirüs salgınına karşı tutumlarındaki farklılığın altını çizmesi bakımından önemliydi. Son dönemde İngiltere'de bir alternatif bilim kurulu oluşmuştu. David King, eski hükümetin eski sağlık danışmanı, mevcut bilim kurulunun yeterli olmadığını, hükümetin etkisinde olduğunu ve kamu görevleri oldukları için de hükümetin politikalarına yeterli itirazları yapmadıklarını ileri sürerek bir alternatif bağımsız bilim kurulu oluşturdu ve bu kamuya açıklamalar yapıyor. Bilim kurulunu oluşturan 17 bilim insanı bir açıklama yaptı, bir rapor hazırladı ve önlemlerin erken gevşetilmesinin COVID-19 salgınında yayılmayı daha da arttıracağı uyarısında bulundu. Ayrıca hükümetin kullandığı yöntemleri de eleştirdi. Yerel inisiyatiflere, yerel sağlık birimlerine daha çok yetki verilmesini, özellikle test konusunda merkezi uygulamalar yerine yereldeki doktorları ve sağlık ekiplerine daha çok inisiyatif verilmesi gerektiğini, ayrıca ekipman konusunda da dış kaynaklara aşırı bağımlılığın eleştirildiği bu rapor hem hükümete hem de ilgili birimlere gönderildi. Örneğin bilim kuruluna gönderildi ve Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın başbakanlarına gönderildi bu rapor. Bu kurul da İngiltere'de hükümete bağlı olarak çalışan bilim kurulunun yanında alternatif bir ses olması bakımından önemli. Matt Hancock, Sağlık Bakanı, İngilizlerin bu sene tatil planı yapmamaları konusunda bir kez daha uyardı ve Temmuz başında gelişmelere göre uçuşların açılabileceğini, özellikle İngiltere'ye yapılan uçuşların açılabileceğini söyledi. Ama tabii bunun virüsün yayılmasının düşürülmesine bağlı olduğunu söyledi. Ama insanları uluslararası uçuşlar konusunda tatil planları yapmamaları konusunda uyardı ve muhtemelen bu sene bu tür bir tatil planının geçerli olamayacağını söyledi. Daha önce de Boris Johnson, İngiltere'ye gelenlerin 14 gün karantina altında tutulacağını açıklamıştı. Bu da hem iç hem dış turizm bakımından İngiltere'nin bu sene muhtemelen kapalı kalacağını gösteriyor. Son olarak bir ırkçı saldırıya değinmek gerekir ülke gündeminde. BBC muhabirine bir ırkçı saldırı yapıldı. Sima Kotecha, Pakistan asıllı bir BBC muhabiri, Leicester kentinde açık havada canlı yayına başlarken yoldan geçmekte olan kişi tarafından ırkçı tacize maruz kaldı. Sözlü bir tacizdi bu. Yayını yapamayacağını belirtti Kotecha ve bunu sosyal medyadan paylaştı. Polis ise bir açıklama yaptı ve şikayet beklediklerini söyledi. Bu şikayet yapıldıktan sonra da söz konusu kişi hakkında jet hızıyla bir dava açıldı ve önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak medya. Sayın Göktaş, aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, Artı TV programcısı Kemal Göktaş'tan İngiltere'deki son durumu dinledik. Haber